Selamlar. Bugün altılı masa hakkında konuşacağım. Sürekli sağda solda zaten bunun geyiğini duyuyorsunuzdur. Biri çıkıyor eleştiriyor, biri çıkıyor övüyor, biri çıkıyor bilmem ne diyor. E ben de bir şeyler diyeyim dedim. Bir podcast kanalının olmazsa olmazı herhalde siyaset. Ve sağda solda bir sürü sığır adam fikri belirtiyor. Daha fikirleri yeni yeni oturma aşamasındaki birçok insan fikir belirtiyor. En azından fikirlerinin bir kısmını oturtabilmiş olan ben niye fikir belirtmeyeyim ki dedim. Ama benim fikir belirtmem biraz zor oluyor açıkçası. Tam böyle bir fikir hakkında konuşacağım. Zıttını düşünüyorum. Bu sefer o doğru gelmeye başlıyor. Tam o doğru gelecekken bu sefer tekrar diyalektik yapmaya başlıyorum. Ve bunun sonu gelmiyor. Bir türlü senteze ulaşamıyorum. Evet bir noktada sentezi kabul etmek ve devam etmek gerekiyor ama bende nedense bu kolay kolay olmuyor. Olsa da çok ufak tefek meselelerde oluyor. Şimdi mesela altılı masa hakkında konuşacağım ama konuşma nereye gidecek? Ben bir fikir beyan edebilecek miyim? Ve bu fikrin tam tersini savunmadan ne kadar süre geçirebileceğim? Aslında altılı masanın üzerine en çok gelen eleştiri Kılıçdaroğlu meselesi. Genelde altılı masadaki liderler çıkıp Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yönünde şeyler söylüyorlar ve halk da Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Halkta tuhaf bir şekilde hala lider isteği var. Başa geçecek kişi lider potansiyelinde olmalıymış. Bence lider potansiyelinde olmamalı. Hatta artık bundan sonraki hiçbir cumhurbaşkanı lider potansiyeli taşımamalı. Düzgünce bir devlet memuru olsun yeter. Görevini yapsın, gerekeni yapsın, gerektiği kadar yapsın. Daha fazlasını istemiyorum. Tatilinde tatile gitsin mesela. Akşamları rakı içiyorsa rakı sofrası kursun. Dindarsa ne bileyim tesbih çeksin, namazını kılsın, takılsın kendi kişisel alanında yani. Lider olunca büyük sıkıntı. Oraya gidiyor bilmem ne, buraya gidiyor bilmem ne. İmamoğlu'na da mesela çok yapıyorlar. Sel basmış İstanbul'u, adam işte başka bir yere gitmiş. Niye İstanbul'a geri gelmedi diyor. Adamın tatili ki gelse ne yapacak? Bu konuyu zaten onun altındakiler çözmesi gerekiyor. Ayrıca onun altındakiler de düzgün devlet memuru olmalı. Ne yapacağız biz lideri anlamıyorum. Zaten liderlerden hep başımız yanmadı mı? Bir değil, iki değil kaç tane lider çıktı böyle? Herkes kendi liderini pohpohladı. Benim liderim şöyledir, benim liderim dünya lideridir, benim liderim uzundur. Sonra ağzımıza sıçtı bütün liderler. Dünya üzerinde zaten çok nadir lider var böyle aklı başında ve vatandaşın ağzına sıçmayan. Zor zamanlar genelde bu liderleri çıkarıyor ki Türkiye'nin başına bu liderlerin belki de en iyisi gelmiş vaktinde. Ama onun gibisinin de bir daha gelmeyeceği aşikar yani. Kimden bahsettiğimi zaten anlamışsınızdır. Atatürk'ten bahsediyorum. Adam kral adamdı. Liderdi ama aynı zamanda devlet memuruydu da. Acayip işler yaptı. Biraz böyle vatandaşı akıllı olsun istedi. Bunu yaparken kendisi de akıllıydı. Anıtkabir'e bir defalarca gitmişimdir. Giden de bilir Atatürk'ün okuduğu kitaplar filan var içinde. Oraları gezerken böyle bu adamın zekasını ve kültürünün nereden geldiğini anlıyorsunuz. Böyle bir adamın da kolay kolay gelmeyeceğini çözüyorsunuz. Sonra işler lider istememeye kadar gidiyor. Zaten günümüzde de lidere bence ihtiyaç yok. Bu işleri tümden bıraksak daha iyi olacak. Seçelim sıradan bir devlet memurunu. Yapabileceği kadarını yapsın abi. Öyle kendini kasmasına gerek yok ki. Bir tren gibi yavaş yavaş işleye işleye çözebiliriz bence bu durumu. Çok hırslı bir lider geldiğinde tabii ki daha iyi bir yere götürebilir. Ama çok hırslı liderlerin neler yaptığını herkes biliyor. Çoğu lider ülkesini savaşa götürdü. Çoğu batırdı Çoğu sadece kendi hırsıydı ülkenin mallarını sövüşledi. O yüzden altılı masa kimi seçerse seçsin açıkçası pek de umurumda değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçerse gider ona oy veririm. Ki o da lider kafasında gidiyor. Bir tuhaf hareketleri var ama başka da pek çaremiz yok gibi. Bu konuda düşününce durumdan uzaklaşıyorum çünkü. Oy vermemeye kadar gidiyor düşündükçe. Ama tabii ki Türkiye koşullarında düşünmemek düşünmekten daha iyi bir eylem. Ha bu arada altılı masada olanlardan hiç memnun değilim. Meral Akşener biraz okey gibi. Temelde de okeyin biraz falsolu kaldı geriye 3 zaten birini tanımıyorum Diğer ikisi de AK Partili. Şaka değil AK Partili adamlar var altılı masada. Nasıl davet ettiniz bunları? Bunlar nasıl geldi? Her şeyi konuşmak lazım diye düşünüyorsunuz belki ama neyi konuşacağız ki? Ülkenin bu duruma gelmesinin sebebi bu adamlar değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Dalga mı geçiyorsunuz abi bizle? Soru değil tabii ki bu. Dalga geçiyorlar. Türkiye'de zaten belli bir kültür seviyesinin üzerine çıktığın zaman herkes seninle dalga geçiyor. Çünkü burası kültürlü olmanın, bilmenin vatanı değil, asla değil. Meyve veren ağaca taşlarlar diye atasözü var ya burada. O yüzden meyve vermeyeceksin, alan olacaksın hep. Ama bu durumu da gönül kaldırmıyor işte. Hele iyi insansan sıçtın. Ülke yaşanmaz hale geliyor. Neyse ben çok derbeder olmadan konuyu ufaktan kapayım. Bakalım altılı masa kimi seçecek, altılı masa ne yapacak, altılı masa altılı kalmaya devam edecek mi? Yoksa farklı şeyler mi gelişecek? Hepsini her zaman olduğu gibi zaman gösterecek. Biz de oturup bu zamanın nasıl geçtiğini izleyeceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun diyor ve videoyu kapatıyorum. Hoşça kalın.